Selam millet, yeni bir ürün inceleme videoma daha hoş geldiniz. Kanalımda 400 oyunlu retro Game Boy incelediğim videonun altına ve diğer videolarıma genellikle abi oyun konsolu inceler misin diye yorumlar geliyordu. Oyun konsollarının fiyatı da son derece yüksek. PlayStation 5 20 bin lira, Xbox Series S 12-13 bin lira falan. Nintendo Switch ve diğer şeyler de son derece pahalı. Ama olsun, bugün inceleyeceğimiz ürün de her ne kadar ödünç olsa da taşınabilir bir oyun konsolu inceleyeceğiz ve kendisi 2023'te çıktı. İçerisinde Windows 11 işletim sistemi bulunuyor. 16 GB bir RAM'i bulunuyor ve AMD'nin son derece güçlü bir işlemcisi bulunuyor içinde. Asus ROG Ally bugünkü inceleme konuğumuz. Her videomda yaptığım gibi kutu içeriği ve kutusundan neler çıkıyor gibi detaylarla sizi sıkmak istemiyorum. Şöyle hızlıca kutusunu açıyorum. Evet, kutu içeriğimizi falan boş verin arkadaşlar. Asus ROG Ally böyle görünüyor. Ön tarafında 7 inçlik IPS bir ekranı var. Üst tarafında L1, L2, R1, R2 tuşları. Bir tane 3.5 milimetrelik kulaklık girişimiz. Hemen yanında micro SD kart girişimiz. Şu siyah bölümde de bir tane Type-C şarj girişimiz ve harici şekilde GPU takabileceğimiz bir alan bulunuyor. Şuradaki tuşlar sayesinde de sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada da üzerinde parmak izi bulunan bir power butonumuz var. Sağlı sollu fanlar sayesinde de cihazın ısınması engellenmiş oluyor. Buralardan sıcak hava üflüyor ve kendini serin tutuyor. Ön tarafı da şu şekilde arkadaşlar. Siyah ve beyazın uyumu gerçekten de güzel olmuş. Bu video Asus ROG Ally'nin oyun testinden daha çok artılarından ve eksilerinden bahsettiğimiz bir video olacak bu arada. Şöyle gücü veriyorum ve çalıştırıyorum. ROG gözümüz geldi ve açılmaya başlıyor arkadaşlar. Bu arada arkasında orta parmağımıza denk gelen şu tuşları göstermeyi unuttum. Arkasında iki tane de böyle tuş bulunuyor. Ve birazcık yakından göstermek istiyorum. Şu joysticklerin bulunduğu kısımlarda RGB detayları bulunuyor. Ekranda dokunmatik bu arada. Şöyle kaydırıyorum ve açabiliyorum. Hızlıca şifremizi girelim. Evet, Asus ROG Ally açıldı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde Windows 11 yüklü bir takım oyunlar yükledik. Forza Horizon 5 var, FIFA 2023 var ve God of War varmış. Dediğim gibi bu Asus ROG Ally'nin bir oyun testi videosu değil. Teknik detaylarından bahsedeceğim. Teknik detaylardan bahsederken zaten ara görüntü olarak oyun oynadığım anları da koyacağım. Ben konsolu Mert abiden ödünç almadan önce zaten bir sürü videosunu izlemiştim. Kendisinin Steam Deck'le kıyaslamalı falan var. Bazı alanlarda Steam Deck'in önüne geçiyor. Bazı alanlarda Steam Deck öne geçiyor. Onlardan zaten videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Hatta üşenmezsem teknik detaylarda koyacağım oyun insert görüntülerinden daha çok bir FIFA 23 testi de yapacağım. Neyse, konsolumuzu bir kenara bırakalım ve hızlıca teknik detaylarından bahsedelim. Az önce de söylediğim gibi kendisinin 7 inç IPS bir ekranı bulunuyor. Bu ekran 314 ppi ve 500 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Telefonlardan 1000 nit, 900 nit gibi parlaklıklara alışkın olduğumuz için 500 nit size birazcık düşük gelebilir. Ama bu konsolla güneşli havalarda dışarı çıkmayacağınızı hesaba katarsak 500 nit gece oyun oynarken ya da gündüz oyun oynarken size son derece yeterli olacaktır. Ayrıca ekranımız 1920x1080 yani Full HD bir ekran ve 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor bize. Konsolumuzun bağlantılarına gelecek olursak kendisi Wi-Fi 6E'yi destekliyor. Üzerinde bir tane de USB Tip-C girişi bulunuyor. Bu giriş sayesinde kendisini hem şarj edebiliyorsunuz hem de harici bir Type-C hub bağlayarak klavye mouse bağlıyorsunuz. İçerisinde Windows 11 bir işletim sistemi de olduğu için otomatikman bir bilgisayar haline geliyor. Ayrıca Bluetooth sürümü olarak da 5.3 kullanılıyor. Gelelim konsolumuzun donanım ve yazılım özelliklerine. Gülü sevdim, onu sevdim, bir mevsimlikmiş bahçe geçirerdi. Konsolun depolama özellikleriyle başlamak istiyorum. İçerisinde 512 GB'lık NVMe M.2 bir SSD bulunuyor. İşlemci olarak da AMD'nin ürettiği AMD Ryzen Z1 Extreme kullanılıyor. İşlemcimizin en düşük frekansı 3.3 GHz. En yüksek frekansı ise 5.1 GHz. Ayrıca işlemcimiz 8 çekirdekli. Gelelim bellek kısmına. İçerisinde 16 GB'lık 6400 MHz'lik LPDDR5 RAM bulunuyor. Evet, teknik detaylarımız bu şekildeydi. Şimdi
Şimdi hızlıca size konsolun eksilerinden bahsetmek istiyorum. Kendisi dediğim gibi içerisinde Windows 11 bir işletim sistemi barındırıyor. Bazı oyunlarda ufak tefek sıkıntıları var. Örnek veriyorum, şu joystick'e ya da üzerindeki bütün tuşlara atama yaptığınızda oyun içerisinde herhangi bir şeyde dokunmatik olarak kontrolü ele almak isterseniz konsolumuz ufak bir afallama yaşıyor ve yani kontrolleri tuşlara atamamış mıydın, niye dokunmatikle kullanmaya çalışıyorsun deyip atadığınız bütün kontrolleri aniden dokunmatik ekrana alıyor. Bu da tabii ki konsolu kullanırken bir tık konforsuzluk hissi yaratıyor. Ayrıca konsolu uyku moduna alıp kenara bıraktığınızda bazen konsolun kendi kendine kapandığını görüyorsunuz. Ya bunlar ufak tefek güncellemelerle tabii ki de çözülebilecek şeyler. Ama sonuçta bu ürünü piyasaya çıkarırken de beta sürümü olarak çıkartmıyorsunuz, değil mi? Diğer bir eksisi de ekranı IPS. Yani sağdan soldan bakınca ekranda bozulmalar olmuyor. Ama fiyatının da ucuz olmadığını hesaba katarsak bir AMOLED ekran bence yakışır. Onun haricinde bahsetmek isteyeceğim diğer bir eksi de tuş kombinasyonları son derece yerli yerinde görünürken şu arkadaki tuşların çok da bir işlevi yok aslında. Orta parmaklarınıza denk geliyor ve oraya hangi tuşları, hangi oyun ayarını atacağınız birazcık muamma, niçin kullanılır bilmiyorum. Bir başka eksisi de ben bu ürünü inceleyeceğim için eve getirdim. Yani şarj kablosu ofiste kalmış. Benim evimde bulunan bir Mektodo kabloyla bunu şarj etmeye kalktığımda iPhone cihazlarda alışkın olduğum yabancı cihaz algılandı durumu devreye giriyor. Ve pil performansını da ben çok sevmedim açıkçası. Tabii ki şarjda çalışırken daha yüksek bir performans sergiliyor kendisi ama zaman zaman bu cihazı yatarak keyif için oynayacağımızı hesaba katarsak pil performansının çok da iyi gitmemesi bir tık rahatsız edici. Kendisi çok ince bir tasarıma da sahip değil aslında. Son derece büyük bir pil konulabilirdi içine. Onun haricinde birazcık da artılarından ve sevdiğim özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. İçerisinde bir Windows 11 işletim sistemi olduğu için masaüstü cihazlardan ve laptoplardan alışık olduğumuz Windows 11 arayüzünü son derece kompakt bir şekilde kullanabiliyoruz ve Windows 11 işletim sistemi de dokunmatik olarak kontrol etmek gerçekten keyifli. Yani şöyle Windows 11'i küçücük ekranda görmek bana son derece keyif verdi. Oyunlar konusunda da kendisi son derece iyi performans çıkarıyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Yani Mert abi bunu oyun testlerini yaptığında hem konsol üzerinden oynadı hem de harici şekilde monitöre bağladı. Böyle oyunlarda dropmuş, darboğazmış gibi şeylerle karşılaşmadı kendisi. Zaten oyun testlerini de ufak tefek kendim de yapıyor olacağım. Oyun oynama hissiyatı da son derece iyi, bunu söyleyeyim. Fiyatı da aslında makul, kabul edilebilir bir seviyede. Geçen gün baktığımda 512 GB'lık modeli 27.000 TL bandında dolaşıyordu. Yani ben bu videoyu yayınladığımda fiyatı ne kadar olur bilmiyorum ama gerçekten taşınabilir bir el konsolu arayan arkadaşlar gidip Nintendo Switch'e ya da diğer orta segment, yani Nintendo Switch orta segment bir oyun konsolu olmuyor ama diğer oyun konsollarına vereceğiniz parayı buna verebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim oyun zevklerim iyi olmadığı için yanlış bir tavsiyede de bulunuyor olabilirim ama ben daha çok taşınabilirliğiyle ve gün içindeki işlerimi ne kadar görüyor onunla ilgileniyorum. Ya ben içine herhangi bir video edit programı kurmadım çünkü kısa süreli bir şekilde bende olduğu için öyle bir topa girmedim. Ama içerisinde Premiere Pro, Photoshop gibi programları da kurup harici bir monitöre bağlayıp gayet de iş yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü işlemcisi ve RAM'i buna son derece müsait. Evet, Asus ROG Ally bu şekildeydi arkadaşlar. Yani ben çok fazla kullanıcı deneyimlerimi size anlatamadım. Dediğim gibi konsol bende kısa süreli şekilde kalacak. Gün içinde yapmam gereken başka işlerim de olduğu için oyun performansını sonuna kadar deneyimleyemedim. Ama ofiste bu bizim sürekli elimizin altında. Merak ettiğiniz şeyler varsa şunu yapabiliyor mu, bunu yapabiliyor mu diye videoyu yayınladıktan sonra yorumlar kısmında hızlı şekilde deneyimleyip sizinle deneyimlerimi paylaşabilirim. Aslında benim anlattıklarımdan daha çok sizin neler düşündüğünüz önemli. Konsolun görünüşü, performansı ve yapabildikleri hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca daha detaylı incelemek istersiniz, belki de satın almak istersiniz bilemiyorum. Ben açıklama kısmına satın alma linkini bırakıyor olacağım. O linkten detaylı şekilde inceleyip satın alabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.